Günaydın. Duygu, hanım. Günaydın. Ben çok teşekkür ederim. Yani bana yardım etmeyi kabul ettiğiniz için. Ben değil, annem kabul etmiş ama neyse. Gidelim. Kahvaltı yaptınız mı? Yaptım. Kahve? Kahve içtiniz mi? İçtim. Gidip artık şu depoya bakabilir miyiz pilot bey? Peki. Bakıyorum da siyahlardan vazgeçmişsiniz. Olmamış mı? Yok, olmuş. Yani hep koyu renk giyiyorsunuz, o yüzden şaşırdım. Ya değişiklik iyi olur dedim. Tabii koku. Sizden mi geliyor? Güzel değil mi? Ne güzeli be. Çürük domates gibi kokuyor. Yok, o benden gelmiyor. Başkasından gelmişti. Ulan pilot. Sıkacağım parfümü. İyi günler. Emlakçı içeride mi? Emlakçı benim. Hoş geldiniz kızım. Buyurun. Hoş bulduk. Ay siz evlisiniz değil mi? Ay çok da yakışmışsınız birbirinize maşallah. Hay Allah ayırmasın. Amin. Ne alakası var teyzeciğim? Anladım. Siz nişanlısınız, ev arıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Niye yok öyle bir şey kızım? Nereden bulacaksın bu kadar yakışıklı çocuğu? Ah tuh tuh. Maşallah. Artist gibi çocuk vallahi. Estağfurullah. Teyzeciğim, benim acelem var. Biz ev bakmıyoruz. Ecza deposu bakıyoruz. Ya ikimiz bakıyoruz değil, beyefendi bakıyor. Bu civarda olması şart mı? Hayır. Evet. Bir karar verin. Şart değil bence. Duygu Hanım, siz buralarda kaç tane eczane var farkında mısınız? 8. Hastanenin karşısındakileri saymıyorsunuz herhalde. Bir de pazarın arka tarafına 2 tane daha açılıyor. Onu biliyor muydunuz? Evet. Var mı bakabileceğimiz yerler? Var tabii ki de. Ben anahtarları alıp göstereyim size, tamam mı? Tamam. İşte buralar hep eczane oldu. Var, ekmek var. Taze fasulye. Bayılırım. Ya çok pardon. Asıl siz pardon. Ben dalmışım öyle. Nereden bileyim taze fasulyeyle çarpışacağım. Gitti öyle yemeğim. Boş verin canım. Giden yemek olsun. Birlikte dışarıda yemek yeriz. Hem bu çarpışma da benim için güzel bir ödül olmuş olur. Ya tamam, özür dilerim, üstünüzü mahvettim ama yemek olmaz. Neye gülüyorsunuz? Yüzünüzde şey var. Ne, fasulye mi? Orada değil. Şurada. Burada mı? Değil. Tamam, bir saniye.
Madem öyle, yemek teklifimi kabul etmiyorsunuz. O zaman bana başka bir konuda yardım edebilirsiniz mesela. Hangi konuda? Tekrar hayırlı olsun. Güzel, iyi günler. Eşyalar geldiğinde de bir baksanız. Camları da silmemi ister misiniz? Hayır, yok, yok. Ben öyle demek istemedim. Yani eşyalar geldiğinde de hani belki bir fikir falan verirsiniz anlamında. İyi günler. Ayağınıza sağlık, yine bekleriz. Siz nereye? Ya, benim depoda ayaklarım biraz tutuldu da dedim bir volta atayım. Ne tarafa? Madem yürüyeceğiz, ben de size eşlik edeyim. Hayır canım, ne gerek var? Niye geliyorsunuz siz? Ya mobilya gelecek demediniz mi? Gidin işinizle ilgilenin. Sanki ilgilenecek iş güç kaldı da aklımı aldın be Duygu. Bir şey mi dediniz? Yani diyorum ki, acaba diyorum, şu sizleri bizleri bir kaldırsak mı? Kaldırsak mı derken? Ne değişti? Yani şimdi komşu olduk ya. Artık aynı sektördeyiz. Dahası bizim burada böyle... Böyle iyi bence Fırat Bey. Ha. İyi. Peki. Siz bilirsiniz Duygu Hanım. İyi günler. Hala geliyor. Gerek yok dedim size. Deponuza gidin, oturun, işinizle ilgilenin. Yani depoda oturayım da ayaklarım mı üstüm? Kötürüm mü kalayım ben? Gülünce... Ne olmuş? Güneş bulutlardan çıkıyor sanki. Ne alakası var benim gülüşümle? Bilmem. Bana öyle geldi demek. Size gelen haddi hesabı yok zaten. Ben bu mahalleye... Geldikten sonra başladı bu gelmeler. Vah vah. Gelmeseymişsiniz keşke. Geldik bir kere. Gördük bir kere. İyi günler. Sen bizimle geliyorsun. Sen kimsin lan? Kim gönderdi seni? Hadi uzun etme, takacı seni bekliyor. Takacı. Ben o takacının
Eğer takacı benimle görüşmek istiyorsa kendi gelsin. Arabada bekle Sevda. Ama Ali. Burada bekledin. Ali dikkat et. Ali. Dikkatli ol pilot. Eyvallah hocam. Sana arabadan çıkma demiştim Sevda. Sen iyi misin? İyiyim. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar sizden?
Bilmiyorum. Ama yakında öğreneceğiz. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim. Çantam. Eyvallah hoca. Delikanlı adammışsın. Borçlandık sana. Kim bu adamlar pilot? Ne istiyorlar senden? Bilmiyorum. Ama herkes senden bir şey ister. Herkese her istediğini verirsen sonunda canından başka verecek bir şeyin kalmaz. Sana bu işleri bırak demiştim ama ben. Yok hoca. Bunlar o işleri yapmamın bedeli değil. Bırakmamın bedeli. Onun için saldırdılar. Bedelini ödetmek için. Madem böyle bir karar verdin, bu bedeli ödemekte seni yalnız bırakmam. Yeter ki sen doğru yoldan ayrılma. Sonuna kadar yanındayım. Eyvallah hocam. Ali hocam, pilot bey, bir eczaneye gidelim. Pansuman yapayım size. Gerek yok. Nasıl gerek yok hocam? Doğru söylüyor bence. Bir gidelim. Tamam, olur. Hadi. Bitmedi mi hala? Hadi Ali, biz gidelim artık. Tabii. Teşekkürler Duygu Hanım. Rica ederim hocam. İyi günler. Görüşürüz. Eyvallah hocam. Hadi gel. Yok, alışkınım ben. Gel dedim, hadi. Ha, evet, ben geleyim. Değil mi? Doğru. Acıyor mu? Sen benim bir tarafımı kesip doğrasan benim kanım akmaz ki. Ne diyorsun? Yani diyorum ki kalbe de pansuman yapıyor musunuz Duygu Hanım? O benim uzmanlık alanım değil. Bir kardiyoloğa görün bence. Tanıdıklarım var. İstersen kart verebilirim. Gerek yok. İyi o zaman. Pansumana devam edelim. Bu da tamam. Başka ne kaldı? Şu askılığı da şuraya alın. Tamam. Onu da. Hadi. Hı? Ha, bakmayın öyle. Alın. Tamam, o zaman bunu şey yapayım. Yapayım.
Oh be. Çiçek gibi oldu değil mi? Yüreğinize sağlık. Ben ne yaptım ki? Asıl sizin elinize sağlık. Olur mu canım? Ne demek siz ne yaptınız? Siz bir resim çizdiniz. Bir hayal kurdunuz. Ben sadece gerçekleştirdim. Hem sizinle kurduğumuz ilk hayal bu. Sizinle birlikte bir hayal paylaşmak. O kadar özel, o kadar güzel ki. Abartmayın ya. Alt tarafı 2-3 eşya yerleştirdik. Yani öyle. Öyle de. Aa, bak en önemli şeyi unuttum. Vazo aldım burası için. Çok beğeneceksin. Kendi ölüm fermanını kendi yazdın lan. Eğer senin canını da ben almazsam benim adım pilot değil.
Tüy Hanım. Gel. Yok. İyi misin? Polisler. Polisler. Tamam, tamam. Merak etme. Arayacağım. Önce buradan bir çıkalım. Hadi.